Merhaba arkadaşlar. 7. sınıf sosyal bilgiler KTT sorularının çözümünü birlikte yapalım. Birinci sorumuz yukarıdaki metne verilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? Olumlu iletişime başlamak zor değildir. Sabahları uyandığımızda okula gittiğimizde karşılaştığımız insanlara günaydın diyerek onları selamlamak, onların hal ve hatırlarını sormak olumlu iletişim başlatmanın en kolay yoludur. A) İletişimin önemi. B) İletişimin unsurları nelerdir? C dikkatli iletişim nasıl olur, D olumlu iletişim nasıl başlar. Şimdi paragrafa baktığımızda bize tabii ki olumlu iletişimden baş, e, başlamanın zor olmadığını, nasıl bir e, olumlu iletişime girişilmesi gerektiğinden bahsediyor, günaydın denmesi gerektiği, insanın hal ve hatırlarını sormak, olumlu iletişimi, e, iletişimi başlatmanın en kolay olur diye bize bahsetmiş. İletişimin önemi, unsurları, iletişim nasıl olur şeklinde seçenekler var. Ancak tabii ki paragrafa baktığınızda birinci sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. Yani olumlu iletişim nasıl başlar, başlar doğru cevabımızdır. İkinci sorumuz buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi sen diline örnek olabilir? Sen dili senle başlar veya senle biter. Kişiye kendini suçlu hissettirir. Davranışa değil kişiye yöneliktir. Kırıcı olabilir. A şıkkı neden sürekli geç kalıyorsun? B. Seni göremeyince meraklandım. C. Yüksek sesle konuştuğunda üzülüyorum. D. Benimle oynarsan mutlu olurum. Şimdi seçeneklere bakıldığında ya da öncüllere baktığımızda sen dili senle başlar veya senle biter. Kişiye kendini suçlu hissettirir. Davranışa değil kişiye yöneliktir. Kırıcı olabilir. Burada sen dilini sormuş bize. Şimdi B seçeneğine baktığımızda seni göremeyince meraklandım. Burada kişi Kendisinden bahsediyor. Yani ben diliyle konuşuyor. Yüksek sesle konuştuğunda üzülüyorum. Burada herhangi bir kırıcı bir davranış ya da karşı tarafı kırma yönelik bir e, sözcük ya da bir cümle yok. D'ye baktığımızda benimle oynarsan mutlu oluyorum. Kişi yine kendisinden bahsediyor. Ama A şıkkına baktığımızda neden sürekli geç kalıyorsun? Kimden bahsediyor? Senden bahsediyor. Ve A şıkkı tabii ki sen diline örnek olarak verebiliriz. Üçüncü sorumuza baktığımızda Meltem iletişimi etkileyen hangi davranışa dikkat etmemiştir? Okulumuzun bahçesinde arkadaşlarımla ip atlıyorduk. Bu arada bizi gören Sümeyye de oyuna katılmak için yanımıza gelmişti. Ancak Sümeyye bizler kadar yüksek sıçrayamadığı için ip atlamayı bir türlü başaramıyordu. Sümeyye sıranın kendisine geldiğinde tam yeni bir denemeye hazırlanıyordu ki Meltem'in küsümlü seyirci bir yüz ifadesiyle Kendisini gülümsediğini fark etti. Bunun üzerine ip atlamaktan vazgeçti ve üzüntülü bir şekilde kenara çekildi. İletişimde beden dilini kullanma, iletişimde farklılıklara saygı duyma, iletişimde göz teması kurma, karşındakini etkin ve ilgili dinleme. Şimdi paragrafa baktığımızda arkadaşlar arasında ip atıyorlarmış. Bu paragrafta Sümeyye yükseye çok fazla sıçrayamıyormuş. Denemek istemiş. Ancak Meltem'in küçüm, küçümseyici bir ifadesi olduğu için de bundan vazgeçmiş ve üzülmüş. İletişimde beden dili yani jestler, mimikler paragrafta yok. İkinci olarak baktığımızda iletişimde göz teması kurma bu da yok. Karşıdakini etkin ve ilgili dinleme zaten bunlar iletişimde olması gerekenler. B şıkkı da öyle ama iletişimde farklılıklara saygı duyma. Örnek olarak bakıldığında Sümeyye diğerlerinden ee, daha yükseğe zıplayamadığı için ve diğerleri kadar yükseğe zıplayamadığı için ifatlamayı başaramamış. Ama burada diğer arkadaşlar Meltem'in yaptığı küçümseyici yüz ifadesi onu e, üzmüş ve onu ifatlamaktan vazgeçilmiş. O yüzden burada baktığımızda tabii ki Meltem iletişimde farklılıkla saygı duymamış. O yüzden cevabımız B şıkkıdır. Dördüncü sorumuza geldiğimizde Aşağıdakilerden hangisi iyi bir dinleyicinin özelliklerinden biri değildir? Son sözü söylemek için çabalar. Karşısındaki kişinin konuşmasını ilgili dinler. Yargılamadan, suçlamadan dinler. Konuşmacıyla göz teması sağlar. Şimdi burada seçeneklere baktığımızda tabii ki iletişimde e, karşıdaki kişinin konuşmasını ilgili dinlemek, ona bakmak, onunla göz teması kurmak, onu dinlediğini hissettirmek önemlidir. Tabii ki Konuşmayı yaparken yargılamak ve suçlamak olduğu anda konuşmacı konuşmasını kesebilir. Yargılama ve suçlama durumları olduğu için. Ee, tabii ki buraya bakıldığında iyi bir dinleyici her durumda son sözü söylemek için çabalamaz. Karşısındakini bekler, onun konuşmasını bekler. Ve diyalog şeklinde yani soru cevap şeklinde ya da iki kişinin konuşması şeklinde devam etmesi gerekir. Yani buraya baktığınızda iyi bir dinleyicinin özelliklerinden son sözü söylemek için çabalar değildir. Ve cevabımız o yüzden A şıkkıdır. Beşinci sorumuz. Buna göre Gülsüm'ün yöntemlerinden hangilerini kullandığı söylenimdir. Gülsüm okuldaki ilk gün ilk heyecan yeni insanlar ve bilmediğim bir ortamdı. Etrafında gördüğüm kişiler acaba bizim sınıfta mı diye düşünüyordum. Sınıf arkadaşlarım ile tanıştım. Birçoğu bana sıcak davrandı. Benimle göz teması kurdular beden hareketlerinden beni sevdiklerini hissettim. Sözlü iletişim, yazılı iletişim, sözsüz iletişim. Şimdi buraya bakalım da Gülsüm okula gitmiş okuldaki ilk günü. Arkadaşları tanışmaya düşünmüş, tanışmış. Birçoğu kendisine sıcak davranmış. Göz teması kurmuşlar. Beden hareketlerinden beni sevdiklerini hissettim şeklinde bir konuşması var. Tabi biz buraya baktığımızda arkadaşlarına gitmiş, tanışmış, sözlü iletişim yapmışlar. O yüzden 1'i aldık. Yani A şıkkı elendi. 2'ye baktığımızda yazılı iletişim. Yani arkadaşlarıyla herhangi bir yazılı iletişim yok. 3'e bakıldığında sözsüz iletişim. Tabii ki orada göz teması kurmaları. art olarak baktığınızda beden hareketleri bunlar hepsi sözsüz iletişim içerisine girer. Ve o yüzden 3'te paragraftan çıkartılabilir ve cevabımız da o yüzden tabii ki 1 ve 3'tür. 6. sorumuz Osmanlı Devleti ile alakalı. Metinde Osmanlı Devleti'nin kurulup gelişmesini etkileyen hangi faktör üzerinde durulmuştur? Osmanlı Beyliği kurulduğu sırada Anadolu'da güçlü devletler yoktu. Anadolu Selçuklu Devleti 1243 Köse Dağ Savaşı ilgisinden sonra yıkılma dönemine girmişti. Anadolu Selçuklu Sultanları İlhanların atadığı birer vali durumundaydı. Bu ortamda Anadolu'da çok sayıda Türk Beyliği kuruldu. A şıkkı Anadolu'nun siyasi yapısı, Balkanların karışıklık içinde olması, Osmanlı'da yöneticilerin yetenekli olmaları, merkezi otoritenin kuvvetli tutulması. Şimdi Osmanlı'nın kurulduğu dönemde tabii ki bildiğiniz gibi 1243 Köse Dağı Savaşı'ndan sonra Selçuk Devleti Moğollara bağlı bir konuma gelmişti, İlhanlara bağlı bir konuma gelmişti ve Anadolu'da bizim ikinci beylikler dediğimiz dönem. Osmanoğulları, Karesoğulları, Germiyanoğulları gibi beylikler ortaya çıkmıştır. Paragrafa bakıldığında Osmanlı kurulduğu dönemde Anadolu'daki devletlerden ve Anadolu'nun durumundan bahsediyor. Biz seçeneklere yine baktığımızda Balkanlarla alakalı paragrafta herhangi bir durum yok. Yöneticiler Osmanlı'da yetenekliydi. Ancak yine paragrafta Osmanlı yöneticilerinin yetenekli olmasıyla alakalı bir durum yok. Merkez Otorite... Yine kurulduğu dönemden itibaren Osmanlı da kuvvetliydi, güçlüydü ve kuvveti tutulmaya çalışılıyordu. Ama yine paragrafta merkezi otoritenin kuvveti tutulması alakalı bir e, yorum yapamayız. O yüzden cevabımız A şıkkıdır. Yani paragrafta Osmanlı Beyliği kurulduğu dönemdeki siyasi yapıdan, Anadolu'nun siyasi yapısından bahsediyor ve o yüzden cevabımız da A şıkkıdır. <laughs> Yedinci sorumuz Buna göre İznik'te aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilgili çalışma yapıldığı söylenemez. Orhan Bey döneminde İznik şehri camiler, mescitler, medreseler, hanlar, hamamlar ile donatıldı. Orhan Bey ayrıca burada yaşayan yoksullar ve yolcular için bir imaret yaptırarak ücretsiz yemek verilmesini emretti. Paragrafa baktığımızda Orhan Bey'in İznik'te yaptırdığı faaliyetlerden bahsediyor. Camiler, mescitler, medreseler, hanlar, hamamlar ve tabii ki yoksullar ve yolcular için de imarethane yani aşevi yaptırmış. Bize soruda der ki aşağıdakilerden hangisiyle alakalı bir çalışma yapıldığı söylenemez? Dini, siyasi, eğitim, sosyal. Tabii ki camiler ve mescitler dini. Medreseler eğitim. Daha sonrasında e, buraya bakıldığında tabii ki yoksullara ve yolculara yemek vermesi, hanlar hamamlar yapılması sosyal kısma girer. Ancak siyasi ile alakalı burada biz bir örnek göremiyoruz. O yüzden cevabımız tabii ki B şıkkıdır. 8. soru. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Beyliği'nin kurulduğu coğrafyanın avantajlarından biri değildir? Söğüt ve çevresinin yurt edinmesi Osmanlı Beyliği'ne önemli avantajlar sağlamıştır. Bu durum beyliğin kısa sürede büyümesine sebep olmuştur. <laughs> Şimdi coğrafya olarak baktığımızda tabii ki Osmanlı Söğüt ve Domaniç civarında önemli işler başardılar. Orada e, güçlü faaliyetler yaptılar. Bize coğrafyanın avantajından bahsediyor ve demiş ki sorularda soruda coğrafyanın avantajlarından biri değildir. Uç Beyli olarak kurulması. Zaten Bizans'ın sınırında uç beyli olarak kurulması gaza ve cihat faaliyetlerinde ön planda çıkmasına katkı sağladı. O yüzden coğrafyanın avantajlarından biri Ticaret yolları, ticaret yollarına yakın olması ekonomisinin güçlenmesini, ekonomisinin katkı sağlamasına e, olanak sağladı. O yüzden coğrafyanın avantajı diyebiliriz. Bir başka özellik, Moğol baskısından uzakta bulunması, uzak konumda olması. Moğollar Anadolu'ya kadar geldiklerinde Sivas dolaylarına kadar yani Orta Anadolu'ya kadar gelmişlerdi. Ancak Osmanlı'nın bulunduğu coğrafya Moğollardan uzak olduğu için Moğolların... E, baskısından bir nevi uzakta kaldılar. O da coğrafi avantajlardan biri. Ancak D şıkkına baktığımızda zeki ve yetenekli padişahların başta olması coğrafyanın avantajlarından biri değildir. O yüzden de doğru cevabımız D şıkkıdır diyebiliriz. Dokuzuncu sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi İskan siyasetinin devlete sağladığı faydalardan biri değildir? Osmanlı Devleti Rumeli bir yandan fetihler gerçekleştirirken bir yandan da fethettiği yerlere Anadolu'dan Türk halkı getirerek iskan ettirdi. Yani buraya yerleştirdi. Peki buradaki amaç neydi? İskan politikasına baktığınızda Rumeli yapılan faaliyetlerde Türk ve Müslüman nüfusu oraya gidip yerleştirmek oradaki Türk ve Müslüman nüfusunun sayısını arttırmak. Bir başka özellik olarak burada kalıcılığı sağlamak. Zaten A şıkkından ulaştık. B'ye baktığımızda ıssız olan yerlere, harap olan topraklara e, Türkmenler İskan ettiriliyor ki, yerleştiriliyor ki o topraklarda üretimler yapılmaya başlanıyor. Ve o yüzden ıssız, harap topraklarda işlenmeye başlıyor. Bölgenin Türkleşmesi sağlanmıştır. Az önce zaten bundan bahsettik. Ama C şıkkına baktığımızda iskan politikasıyla taht kavgalarının çok fazla bir bağlantısı yoktur. Ve o yüzden cevabımız da C şıkkıdır diyebiliriz. 10. sorumuza geldiğimizde... Buna göre Osmanlı Devleti'nin fethettiği bölgelerde kalıcı olması... Aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir? Osmanlı Devleti fethettiği yerlerde halka baskı yapmamış, gelenek, inanç ve yaşantı açısından halka tam bir özgürlük sağlamıştır. Ekonomisinin güçlü tutmasına, değiştirme sistemini uygulamasına, adaletli ve hoşgörülü olmasına, askeri güce önem vermesine. Şimdi paragrafa baktığınızda paragrafta Osmanlı Devleti'nin fethettiği yerlerde halka din ve vicdan özgürlüğü sağlaması onların geleneklerine, inançlarına, yaşantılarına karışmaması ve onlara özgürlük sağlamasından bahsediyor. Yani paragrafa bakalım da tabii ki paragraftan Osmanlı Devleti'nin adaletli ve hoşgörülü olması ve adaletli ve hoşgörülü olması sayesinde de uzun seneler boyunca fethettiği topraklarda özellikle Rumeli bölgesinde çok fazla sıkıntı yaşamadan o bölgelerde hakimiyetini sağladı ve güçlendirdi diyebiliriz. Ve o yüzden tabii ki doğru cevabımız da C şıkkıdır. Böylelikle 10 sorumuzu cevapladık. Bir dahaki denemelerde görüşmek üzere.